Okulumuz Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kayseri'nin meslek liseleri arasında en büyük okullarından birisi diyebiliriz. Okulumuzda yaklaşık 1300 öğrenci eğitim görüyor. 170 civarında personelimiz var. Genel olaraktan döner sermaye işletmeleri arasında da ülkemiz genelinde bilinen, büyüklüğü ve gücüyle bilinen bir okuldur okulumuz. Şimdi okulumuzda öncelikle 8 tane alanımız var. Bu alanların büyük çoğunluğunda döner sermaye faaliyetleri yürütülmekte. Bu faaliyetlerimize geçtiğimiz yılı örnek verecek olursak 170 civarında öğrencimiz katıldı. 40 civarında personelimiz bu faaliyetlerde çalıştılar. Bu bizim döner sermaye çalışmalarındaki bu çalışmalara önem verme sebebimiz öğrencilere gerçek iş ortamında eğitim almalarını sağlayarak daha nitelikli bir eğitim vermek amacımız bu. Şimdi öğrencilerimiz tabii ki öğretmenleri gözetiminde bu çalışmaları yapıyorlar ve zaman zaman bakanlığımızın siparişleri olsun, işte diğer kamu kurumlarının siparişleri, özel sektörün siparişleri olmak üzere birçok çeşitli siparişler almaktayız. Gerçek iş ortamlarını bu şekilde sağlamaktayız. Şu anda da atölyemizde ders aletleri yapım merkezinin öğrenci dolabı ve öğretmen dolabı siparişlerini üretiyoruz. Bir şekilde yoğun bir şekilde bu üretim faaliyetlerini sürdüren bir meslek lisesiyiz. Evet, okulumuz bu kapsamda yıllık 4 milyon 5 milyon civarlarında ciro yapabilen bir okul. Bu tabii ki bu cirodan öğrencilerimiz de ciddi fayda sağlamakta. Geçtiğimiz yıl örnek verecek olursak yaklaşık 270 bin lira civarında öğrencilerimize harçlık ödemesi yaptık. Bu sayede öğrencilerimiz kendi harçlıklarını da çıkarıyorlar. Hem eğitimlerini alıyorlar hem kendilerine harçlıklarını çıkarıyorlar. Bu da birçok okula göre bizi avantajlı duruma getiren bir unsur. Şimdi bizim okulumuzun uygulama eğitiminin imkanlarının iyi olması, mezun olduklarında da iş ortamına atıldıklarında tercih edilmelerine sebep oluyor. Çünkü bu öğrenciler zaten gerçek iş ortamlarında çalıştıkları için eğitimleri sadece laboratuvar, sadece kağıt üstünde kalmıyor. Bizzat gerçek işlerden dolayı piyasada da uyum sağlamaları çok kolay oluyor. Bu yönden de tercih ediliyor. Bütün alanlarımız özellikleri itibariyle sanayinin, endüstrinin tercih edeceği türde uygulamaya yönelik alanlar. Bu da okulumuz için önemli bir avantaj sağlıyor. Şimdi zaman zaman ailelerde meslek liselerine karşı bir ön yargı oluşabilmekte. Sanki meslek lisesine gönderirse çocuklarının iyi bir eğitim almayacağı ya da iyi bir meslek sahibi olmayacakmış gibi bir intibaya kapıldıklarını görüyoruz. Halbuki bu yanlış bir intiba. Bizim mezun olan öğrencimiz eğer kendisini iyi yetiştirmişse kesinlikle işsiz kalma diye bir durumu yok. Nitelikli bir teknisyen olarak mezun olacağı için iş garantisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda da okullarımızın bu başta söylediğim anlayışın tersine daha çok teşvik edilmesi, tercih edilmesi hem öğrencilerimizin hem velilerimizin yararına olacak bir durumdur.